Evet beyler, bu videoda İsrail'in F-16D Block 40 savaş uçağı olan Barak 2'ye değineceğiz. Şöyle görüyorsunuz, bir F-16 versiyonu ki İsrailler sürekli kendi dillerinde bir ad veriyor. Örneğin F-16A'ya Nets adını vermişler. F-4D'ye Kurnaz adını vermişler ki D versiyonu da F-16'nın Barak 2 olarak gelmiş. F-15A'ya da Baz adını vermişler. Bu şekilde sürekli kendi adlarını veriyorlar. Bir karışıklık olmasın, bildiğimiz F-16 fakat iki pilotlu bir F-16 bu. Ve D versiyonu, normalde bu uçak bombardımanlarda kullanılıyor. Şimdi modifikasyonları göstereyim. Şöyle her şeyini açtım ki İsrail ağacını geliştirmesi. Jet gidiyorsanız en kolay İsrail ağacını geliştirebilirsiniz. Flare reinforcement aldık 20 mm'liklerinden. Air target aldık. Görüyorsunuz P versiyonunu kullanalım mı diyecektim. Bu arada P kötüymüş. Hemen şuradan modifikasyonları bir değiştirelim. Ben de P iyi diye hepsini P'ye döşedim. Bunların şöyle bir hepsini M yapalım tekrar. Evet. Sparrow'ları anlatmayacağım. Bunu belirteyim. Sparrow füzeleri nasıl kullanılır? Onu anlatmayacağım. Ki şöyle tekrar bir modifikasyonları göstereceğim. Şöyle görüyorsunuz. Yer hedeflerini almak için Lightning hedefleme podu da var ki 8000'li birelik bomba da taşıyabiliyor. Bol bol Cebu-10 PV füzesi de alabiliyor. Güdümlü bombası alabiliyor diyeyim. Şöyle de hazır setler var daha önce oluşturduğumuz. Şöyle kapatıyorum şimdilik. Şimdi bir kamuflajlara bakalım. Kamuflajlardan önce teknik değerler görüyorsunuz. İvmelenmesi çok iyi bu uçağın. Thrust weight ratio'su diyeyim. Güç ağırlık oranı diye geçer. Çok iyi. Teknik değerlerini çok söz etmeyeceğim. Manat var. Biraz daha oynarsam şöyle göstereyim altta. Birkaç tane daha hedef vurabilirsem bunu açabilirim. Fakat kendi standart kamuflajı açıkçası daha güzel. Akrepli olan. Kamuflajlara bakalım. Şöyle görüyorsunuz sade bir kamuflajı var. Yine İsrail'in. Çok güzel duruyor. Sade bir kamuflajı. Agresör var. Yine düşman uçağını belirtmek için tatbikatlarda Bahreyn var. Bahreyn en çok hoşuma giden kamuflaj Bahreyn oldu açıkçası. Gerçek bir kamuflaj bu. Bunu kullanacağız ve bulabileceğiniz Yunan bir kamuflajı var. Pakistan içinde. Pakistan da çok hoş duruyor. Polonya var. Polonya'nın Tiger Meat için hazırladığı bir kamuflaj. Türk'ü göstermeden önce kendi kamuflajımız şöyle sade fictional bir kamuflaj da var. Beyaz renge kaçan. Ve tabii ki çok güzel yapmışlar, görüyorsunuz kendi Türk kamuflajımızda burada bulunuyor. Şimdi ilk olarak Türk işle başlayalım. Hemen savaş aramaya başlatacağım. Ardından Bahreyn kamuflajını kullanacağım ikinci oyunda. Çok fazla uzatmayalım artık. Evet, küçük bir harita geldi. Onu belirteyim. Yani drop almamıza gerek yok aslında. Evet, küçük bir harita. Şu yakıtı öncelikle kaç dakika yapacağım diye düşünüyorum. 20 dakika bence yeterli olur. Diğer flare ayarlarını da bu şekilde bırakın. Drop'umuz da var çünkü. 20 artı 15 toplamda. 35 dakika bir yakıt olacak diye tahmin ediyorum. Şöyle bakayım. Evet, 35 değil. 11 dakika. Önemli değil. Öncelikle Sparrow füzelerini seçiyorum. Sol tarafa doğru kaçacağım. Alçaktan uçup. Gerçekten güzel Türk kamuflajı yapmışlar. Şöyle kokpitin içerisinden de göstereyim size. At bu şekilde gözüküyor. Arm diyor. DCS'te de anlatmıştım. Videolarını çekmiştim. Gerçekten güzel bir kamuflaj. Kamuflaj diyorum, kokpit. Evet, detaylar fena durmuyor. Simülasyon oynuyorsanız birebir diyebilirim Barak 2'ye. Evet, şu alttan kaçıp ardından Sparrow'larla avlamayı planlıyorum düşmanı. İki oyun oynayacağız. Daha önceki jet videolarında da olduğu gibi. Evet, takıma bakarsak herkes de son seviye uçaklar var, görüyorsunuz. Hiç 11.3 seviye oyuncumuz yok şu an. Karşı takım da öyle diye tahmin ediyorum.
Evet, bizimkiler füze ateşlemeye başladılar bir de. Evet, bir yerden füze geliyor bana. Ya da başka bir yere. Oba, 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 oba. Evet, yakın moda geçiyorum. Evet, çok yaşamadı. Şu drop'tan bir kurtulalım. Oo. Evet, şimdi bakalım kim daha iyi dönüyor diyecektim. Yaşatmadılar. Evet, bakın grubun içinde kalırsanız yaşama şansınız artıyor. Şimdi Gripenler orada. Hemen Sparrow'u seçiyorum. Evet, kilitlendi diyor. Ne kadar kilitlendi ben de bilmiyorum. Evet, ben füzenin alması lazım onu. Bayağı bir takip ettim çünkü. Evet, bir tane ısı güdümlü kaldı. Evet, sanırım tam önümde şu an. Fakat istediğimi yapamadım. Beni aldı. Tabii ki onu da aldılar. Evet, beni başka bir uçak bulmuş. Farklı bir yerden. Evet, şimdi çok uzatmayalım. Hangara dönelim. Ve son oyunumuzu oynayalım. F-16C videosunu çeksem mi acaba diye düşünüyorum. Çünkü yani niye derseniz zaten F-16C'ye çok yakın bir uçak. Şimdi şuradan Bahreyn'i seçelim. Çok sevdiğim, beğendiğim bir kamuflajı oldu. Bahreyn kamuflajı gerçekten hangi kullanıcı yaptı bilmiyorum. İyi iş çıkarmış. War Thunder Live'dan bu kamuflajları indirebiliyorsunuz ki sadece bildiğiniz gibi sadece siz görebiliyorsunuz bunları. Evet, çok uzun sürmeyecek. Bakın, İsrail'de sadece ben bekliyorum. Yine aynı harita geldi. Enteresan. İspanya haritası. Evet, bu şekilde yeterli. Tekrar aynı ayarlardan başlayalım. Bu sefer biraz daha farklı bir stille oynayacağım. Evet, 3 saniye kaldı. 2, 1... Ve başlıyoruz beyler. Öncelikle Sparrow füzemi seçiyorum. Evet, şu deniz tarafında olacağım. Evet, bu mod muhtemelen şöyle gösterdiğim mod. Makineli top için ki 512 adet şöyle göstereyim. Mühimmatımız var, 20 milimetrelik. Vulkan kanonu var ki yeterli. Evet, Bahreyn kamuflajı görüyorsunuz. Gerçekten güzel bu arada. Bilgisayarım mı dondu diyecektim. Evet, o kısma bir oyunun tekrarında bir bakarım. Bilgisayarım dondu benim. Sizde belki bir şey değişmemiştir. Bildiğiniz dondum yani. Evet, Sparrow'ları seçmiş miydik diye tekrar bir kontrol edeyim. Seçmişiz. Evet, şimdi doğrudan düşman aramaya başlayacağım.
Bakalım bu taraftan gelen var mı? Evet, kilitlendi güzel. Oo, kendimi patlattım hedefi vurmama rağmen. Evet, çok alçaktan uçtum. Evet, çok kısa sürdü beyler. Bir oyun daha atacağım. Bakalım hedefi. Evet, tabii ki çaldılar yanmasına rağmen. Ya, biz daha iyi bir atış yapmıştık halbuki. Evet, devam edemiyorum beyler. Üzgünüm. Buraya kadarmış. Fakat bir F-16 ile atsam mı diye düşünüyorum. Neyse atmayayım. Onun belki videosunu çekebilirim. Buraya kadarmış. Umarım beğenmişsinizdir diyorum. Herhangi sorunuz olursa da yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beyler.